Biz büyüklerimizden ne öğrendik? İtibardan tasarruf olmaz. Sokağa çıkalım bakalım, yoldan geçen herhangi birini çevirelim. Sen ne haysiyetsiz, ne adi, ne sefil bir adamsın diyelim. Ne olur sence sonucu? Ne oluyormuş? Demek ki herkes itibarını koruma peşinde. İtibarını koruduğuna göre adamın demek ki bir itibarı var. Bu anlamda baktığımız zaman da ben herkesin itibarını koruması açısından iPhone 13 Pro Max kullanması gerektiğini düşünüyorum kardeşim. Nasıl bağladım? O yüzden bugünkü videomuzun konusu, cep telefonlarında vergi olmasaydı ne kadar olurdu? Cep telefonundaki vergiler ve iPhone 13 Pro Max özelinde de eğer ki vergisiz alsaydık ne kadar alacaktık? Hadi başlayalım. Nadide ülkemin güzel insanları, cep telefonunda uygulanan tam 4 tane vergi var. Ki bu vergilerin ne olacağını da soracak olursan hemen yan tarafa yazmaya başlıyorum. Birinci vergimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ayrılan %1'lik kısım. İkinci vergimiz TRT payı. %10. Üçüncü vergimiz en sevdiğimiz özel tüketim vergisi, yani ÖTV. Hemen buraya bir parantez açmak istiyorum. ÖTV cep telefonunun fiyatına göre değişen bir oran arkadaşlar. Son güncellemeye göre eğer ki telefonun 640 lirayla 1500 TL üst sınırındaysa %25'lik bir ÖTV uygulanıyor. 1500 TL ya, neden kullanmıyor senin artık 1500 TL? Telefon kullanamıyor. Ama böyle. Eğer telefonun 1500 TL ile 3000 TL arasındaysa %40 dilime dahil oluyorsun. 3000 TL'den yukarıya, yani belki de telefonların %70'lik kısmı %50'lik ÖTV tüketim vergisine tabidir. Ve tabii ki dördüncü vergimiz de olmazsa olmazımız katma değer vergisi, %18 olarak bu da fiyatlanıyor. Aşağı yukarı hepimizin kullandığı telefonlar zaten 3000 TL üzerinde olduğu için bu hesaplamalardaki ÖTV oranı %50 olarak dikkate alınacak. Evet, gördüğün gibi oranlar şöyle sıralı. Topla bakayım ne çıkıyor? Ne kadarlık vergi varmış? %79. %79 da değil. Çünkü hepsi ayrı ayrı çarpılıp toplanmıyor. Kümülatif olarak gidiyor. Yani %1'i koydum. %1 koyulmuş fiyattan %10 arttırıyorsun. Daha sonrasında toplamda %11 arttırılmış fiyattan bir %50 daha arttırıyorsun. Onun toplamından da %18 arttırıyorsun. Yani kümülatif olarak arttığı için %79'dan daha yukarıda bir orana denk geliyor. Örnek verecek olursak 1000 TL'lik bir telefonumuz olsun. 1000 TL'lik bir telefonda %1'lik kültür payını ödüyoruz ve ödediğimiz rakam 1010 TL oluyor. Daha sonra 1010 TL'yi baz alarak da %10'luk bir TRT payı daha ödememiz gerekiyor. Bunu da ödediğimizde 1111 TL oluyor. Bitiyorum tabi, bitmiyor. 1111 TL'ye de %50'lik bir ÖTV vergisi uygulanıyor. Ne oluyor sana? 1666 TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Ve son olarak da 1666 TL üzerinden %18'lik bir KDV eklentisiyle beraber 1966 TL'ye geliyor arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak vergi oranı %96'lık bir kısma tekabül ediyor. Topladığımızda %79 gözüküyordu. Evet, ama bu şekilde kümülatif hesapladığımız zaman %96'lık bir vergi gelmiş oluyor. Şimdi bu örnek olarak yaptığımız, hani başlangıç fiyatını bildiğimiz bir telefonun vergiler sonucu bize ne kadara satıldığını gördük. Bir telefonun gelişini bilmiyorsan, yani maliyetini bilmiyorsun ama satış fiyatını görüyorsun ve bunun vergi olmazsa ne kadar olduğunu merak ettin. Şimdi onu yapacağız. Ve neyin üzerinden yapacağız? Tabii ki iPhone 13 Pro Max. Abi siteye giriyorsun. Şöyle bir şimdi karıştırıyorsun. Bakıyorsun ve iPhone 13 Pro Max şu anda 27.999 TL. Yani 28.000 TL olarak bu telefonu baz alacağım arkadaşlar. 28.000 TL üzerinden vergilerimiz düşeceğiz ve vergi olmasaydı ne kadar olurdu? Şimdi onu buluyoruz. Az önce %1, %10, %50 ve %18 olarak bu sıralamayla toplam tutarı bulmuştuk. Şimdi aynısını sondan başa doğru böyle böyle yapacağız. iPhone 13 Pro Max 28.000 TL'ye aldık abi. Ne yapıyoruz? Önce bir KDV'sini düşüyoruz bunun. 28.000 TL'lik telefonda %18 KDV ödediğimiz tutar 4.272 TL oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında bunu çıkartıp kalan bakiyeden %50'yi daha düştüğümüz zaman 7.909 TL'de ÖTV için bir ödeme yapıyormuşuz. Yani 8.000 TL yaklaşık olarak. ÖTV'yi düştükten sonra sırada TRT payını düşmek var. TRT payı içinde 1438 TL'lik bir düşüş yapıyoruz. Ve artık en sona geldiğimizde kalan bakiyemizden %1 daha düştüğümüz zaman da 143 TL daha düşmüş olacağız ve 14.238 TL'lik bir rakam karşımıza çıkacak. Yani eğer ki vergiler olmasaydı iPhone 13 Pro Max'i 14.238 TL'ye alabilecektik ama şimdi 28.000 TL'ye alıyoruz. Daha öncesinde bunun eleştirisini yapanlar bir tane kendine bir tane devlete diyordu. Gerçekten hesapladığımız zaman da bu şekilde bir sonuç çıkıyor. Eğer ki yanlışım varsa düzeltin, aşağıya yorumlara belirtebilirsiniz. Abi doğru hesapladım veya yanlış hesapladım, bunun hesaplama şekli böyle değildi diye. Ama ben doğru hesapladığımı düşünüyorum. Ama her türlü fikre de dediğim gibi açığım.
telefonu almadan önce siz de satış fiyatına bakıp bu hesaplamaları yaparak vergisiz kısmının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Evet, bu videoda güzelim vergilerimizi ne şekilde ödediğimizi tekrardan görmüş olduk. Eğer bu tarz videolardan abi gönder gelsin diyorsan, beğen ve abone ol tuşlarına basarsan, aşağıda birkaç yorum bırakırsan memnun olurum. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.